Kocam beni buldu. Ona gönderdiğim mesajı anlamıştı. 5 milyonu da yanında getirdi. Bu arada Fırat Başkomiser de yine hislerini dinlemiş ve gelip bizi bir kontrol etmeden içi rahat etmemişti. Ferda Hanım yakalandı. Ona ve Kıvanç Bey'e çok iyi avukatlar tuttum. Tıpkı istediği gibi. Aynı hapishanedeler şimdi. Evlendiler. Gerçekten. Seda ara sıra yazıyor. Sonunda bekar bir sevgili bulmuş kendine. Özetle herkes olmak istediği yerde. Canım. Tadına bakacak mısın? Sen yaparsın da tatmaz mıyım? Ben de tadım. Limonlu. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Günaydın. Şahin Bey, hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Hayatımı tanıştırayım. Şahin Bey, babamın avukatı. Merhaba. Alper Bey, değil mi? Evet, Alper. Ben de aslında sizinle görüşmek için gelmiştim. Tabii. Oturalım şöyle isterseniz. Bir sorun yoktur inşallah. Bir şey içer misiniz? Çay lütfen. Doğu, bize 3 çay. Babanız bundan 10 yıl önce sizi yurt dışında eğitim alırken bir kaçırılma sigortası yaptırmıştı. Hiç haberim yoktu bundan. Derin kaçırıldığında niye devreye girmedi peki? Ortalık ayağa kalktı. Şirketler böyle durumlarda hak sahiplerinden bir talep gelmediği sürece sessiz kalırlar Alper Bey. Yani ben de yurt dışında olduğum için. Ne kadar bir meblağdan söz ediyoruz? 10 milyon dolar. 10 milyon dolar? Ne? Yaklaşık 40 milyon TL. 40 milyon. Menfaattarlar, yani parayı alacak olan kişiler Derin Hanım'ın annesi ve babasıydı. Ancak onlar vefat edince bir sonraki menfaatare geçiyor. Alper, sana veriyorlar hayatım. Milyonu. Çok harika değil. Şuraya imzalar mısınız? Yok, ben istemiyorum bu parayı. Neden? Çünkü o kaçırılma sahteydi. Alper Bey, bakın bu yurt dışında yaptırılmış bir sigorta. Yani şirketin olaylardan haberi yok. Siz isterseniz bu parayı alabilirsiniz. Yok ya. Öyle çalışmadan gelen parayı istemiyorum ben. Yaramıyor. Patron 40 milyon diyor. Yani hemen karar vermeseydik, biraz düşünseydik. Yok be Doğu. Kafe, karım, siz yetersiniz bana. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir haftanız var Alper Bey. Siz karar vermeden iyice bir düşünüp taşının genelde. Telefon numaram Derin Hanım'da var. Çok sağ ol. Sınav geçti galiba. Evet, sorun ortadan kalktı. Kolay paranın peşinde değil artık. Ya fikrini değiştirirse? Ailenin fonlarını bozduruyorsun Derin. Bak bu gerçekten son. Tamam, o zaman da zengin Alper'i tanırız. Ne diyorsan. Yer mi be Gültepe çocuğu? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Çocukluğumuzdan beri bu böyle. O çizmeleri giymeyecektin.
kumbarcı adam. Bir hafta sürem var. İlk iki gün istemem derim. Üçüncü gün acaba olabilir mi? Dördüncü gün ya bu parayla iyilik yapma fırsatımız olur falan derim. Beşinci gün imzayı atarım. Öyle son günü bekleyemem. Risk almaya gerek yok. Çok teşekkür ederim yine. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Seninle gurur duyuyorum. Gördüğün gibi dükkanımı kapattım senin için. Hafta sonu çok iş yapabilirdin. Pişman olmazsın inşallah. Olsun, 40 milyonum var zaten. Doğru. Unutmuşum. Teşekkürler. Zeynep Hanım bu gece için özel olarak soğuttu. Her zamanki gibi korkağın tekisin. Demek benden şüpheleniyorsun. Afiyet olsun. Paramı çalmayı planlıyorsun. Anlamıyorum sanki. Yine mühürlü aşk yemeğini mi ettireceksin? O zaman ölüm bizi ayırana dek. Birbirimizden hiç ayrılmayalım.